أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس التاسع من سورة الزخرف Nesefi tefsirinin Zuhruf suresinin 9. dersini ve 34. ayetinden itibaren okuyoruz. Veli buyutihim ebvaben ve sururen aleyha yettekiune ve zuhrufa. Hani وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً Hani insanlar hepsi bir ümmet olur. Korkusu, kerahati olmasaydı لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرْ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِمْ سُقُفًا Evlerin damlarını altından yapardık. مِنْ فِدَّةٍ وَمَعَارِ Fiddet yapardık. Öyle değil mi? وَمَعَارِيْجَ Maaricler yapardık. Aleyha yazarın onların üzerine ne ederlerdi? Yükseliyorlardı. Bir de veli buyutim ebuaben. Evlerine kapı kılardık. Ve sururen. Evlerine sürur. Sürur, seririn cemidir. Koltuk. Eskiden somya denilen bir şey var üzerine oturuyorlardı. Şu an kanepe kutu ne derseniz deyin. Aleyha o sürurlar üzerine yetteki ona ne diyorlardı? Yaslanıyorlardı. Bu ayetin manası nedir? Hemen nesefe bakalım. Ve zuhrufen bu bir sonraki ayetin neydir? Başıdır. Ama mana itibariyle o da buraya nedir? Bağlıdır. O evlere kapılar kılardık. Sürür serirler kılardık. Zuhruf zinet kılardık. Yani o evlere güzel kapılar yapardık. O evlerin içinde oturmaları, yaslanmaları için güzel serirler yapardık. Bir de o evlere zinet oluştururduk. Öyle güzel evleri onlara ne ederdik? Verirdi. Nasıl olsa dünyanın kıymeti yoktu. Bu ayetin manası nedir? Eyle cealna lil kuffari sukufen. Kafirler için ne kılardık? Sukuf. Bu bir önceki ayete geçti ya. Li buyutim sukufen. Ve mesaide mesaid me'ariç. Yükselme yerleri ve yükselme aletleri. Bir daha ve ebvaben. Ve ne? Ve ebvaben. Onlara ne kılardık? Ebvabları kılardık. Şimdi mesaid. Mesaid me'aricin manasıdır. Ma'aric, ma'aracın cem'i de olabilir, ma'ricin cem'i de olabilir. Ma'aracın cem'i olursa ismul mekandır. Yok. Arece ya'rucu, arece ya'ricu. Doğrudur. Ma'aracın cem'idir veya mi'aracın cem'idir. Ma'aracın cem'i olursa ismul mekan olur. Mi'racın cem'i olursa ismul zaman, ismul mekan, alet olur. Şimdi biz bu merdivenden çıkmıyoruz. Bakın hem çıkma aleti de düşünebiliriz. Yükselme aleti. Hem de yükselme o merdivende yapılmıyor mu? Yapılıyor. Bakın ismul mekan da düşünebiliriz. Yükselme yeri. İsmul alet de düşünebiliriz. Yükselme aleti. İsmul mekan düşünsek ma'rac okuruz. İsmul alet düşünsek mi'reç okuruz. Süllem demek ne demek? Merdiven demek.
Eyle cealna lil kuffari sukufen, damlar kılardık, tavanlar kılardık. Ve mesaiden, yükselme aletleri, merdivenleri kılardık. Ve ebvaben, bir takım kapıları kılardık. Ve sururen, ve sururen seriller kılardık. Kulluha min fiddatin. Bunlar hepsi ne ederdik? Gümüşten yapardık. Normal. Tahtadan, demirden değil. Ve cealna lehum zuhrufen. Biz onlara bir de ne kılardık? Zuhruf kılardık. Zuhruf ne demek? Ey zineten min kulli şeyin. Ey zineten min kulli, her şeyden zinet kılardık. Ey zineten min kulli şey. Altından, gümüşten, başka desenlerden, maddelerden o kafirlerin evlerine bir takım zinetleri yapardık. Zuhruf biz ne dedik? Zaten bu sure ismini buradaki ve zuhrufen kelimesinden almış. Ve zuhrufu zuhruf, ezzehebu altına denilir. Ve zinetu zinete, süse denilir. Burada hangisini alırsak olur. Zinet alırsak daha am olur. İster o zinet altınla, ister başka bir şeyle olsun. Ve yecuzu en yekuna el aslu sakfen min fiddati ve zuhrufin, bu şekil mana da olabilir. Onların evlerinin tavanını, evlerinin ne tavanları min fiddati, gümüşten yapardık. Ve zuhrufin, bir de zuhruftan yapardık. Ya nasıl olur? Ya gümüş, ya altın. Diyor ey ba'duha, yahut da ba'daha, min fiddatin, o evlerinin, tavanlarının, bir kısmının tavanları fiddetten olur. Ve ba'daha min zehebin, bazılar zehebden yapardık. Pek bu şekil mana edersek, zuhrufin neye atıp olmuş oluyor? Min fiddatine atıp olmuş olmuyor mu? Min fiddatin mecrurdur. Zuhrufen niye mensup gelmiş? Diyor fennes fennusibe mensup olmuş zuhrufen atfen ala mahalli min fiddati. Min fiddatin lefsine değil. Bak lefsi min fiddatin mecrurdur. Onun lefsine atfedilseydi ve zuhrufin olurdu. Onun lefsine değil de onun mahalline ne yapılmış? Atıf edilmiş. Ve yecuzu en yekunel aslu suhfen min fiddatin ve zuhrufin. Ey ba'daha min fiddatin ve ba'da min zehebin. Fennusibe atfen ala mahalli min fiddatin. Min fiddatin mahalline atfedilerek. لِبُيُوتِهِمْ بَدَلُوا اِشْتِمَالٍ مِنْ لِمَنْ يَكْفُرُ وَلَوْ لَا اَنْ يَكُنَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ. O لِمَنْ يَكْفُرُ'dan bedel de لِبُيُوتِهِمْ. لِبُيُوتِهِمْ لِمَنْ يَكْفُرَ ne olur? Bedel olur. Car-ı mecrur, car-ı mecrure bedel olur. Sakfen alel cinsi. Sakfen ne üzerinedir? Cins üzerinedir. Yani sakfenden ne alırız? Sakfenden cins alırız. Bildiniz değil mi? Sukufen yerine sakfen okuyup cins alır. Tabii şimdi sukufun olursa sakfenin neydir? Cem'idir. Tamam.
Tamam. Evlerinin tavanları. Ama sakfen de okunabilir. Sakıf müfreddir. Buyut cemedir. Bütün evlere bir tavan mı var? Hayır. Diyor sakfen alel cinsi. Yani sakfen müfred da okunmuş ama bu sefer ne alıyoruz? Cins alıyoruz. Cins aldığımız zaman cinse az çok hepsi nedirler? Hepsi müşterektirler. Cinsten çok da alınabilir, az da alınabilir. Sakfen ala cinsi mekkiyyun. Sakfen cins üzerine kim okumuş? İbn-i Kesir'in Mekki okumuş. Ebu Amr-i Besri okumuş. Yezid okumuş. Bitti. Vel ma'aricu. Ma'aric cem'u mi'recin veya ma'recin. Mi'rec veya ma'recin neydir? Cem'idir. Ve hiyel mesaidu ilel alali. Yüksek alali, aliyunun cem'idir. Yüksek yerlere yükselme demektir. Alaliyyi, hani mesacid gibi, aliyyetunun neydir? Cem'idir. Burada diyor ilel alaliyyi biteşşidil yâi cem'u aliyyeti ve hiyel gilfetu demiş bi kesril ayni ve dammi lu'atun vel aslu uleyvetun vel cem'u alaliyyu ve fil mu'cemil vasit el uleyyetu bi dammil ayni ve kesriha ve teşlami vel yâi el gilfetu demiş veya el gulfetu. وَالْمَعَارِجُ جَمْعُ مَعْرَجٍ وَهِيَ الْمَسَائِدُ اِلَى الْعَلَالِيِّ. Yani yüksek odalara, yüksek makamlara yükselme aleti. Yükselme ne? Aleti veya yükselme yeri. Bizim bildiğimiz dilden merdivenleri kalmışız. عَلَيْهَا يَنْزُرُونَ aleyha alel ma'arici, o ma'aricler üzerine ne ediyorlar? Atrafları gözetliyorlar. Yezherune zahir oluyorlar. Yükseliyorlar neyin üzerine? Alel ma'arici. Aleyha yezherune alel ma'arici yezherune sutuha. Burada tekrar yok mu? Tekrar var. Benimki iki tane. Seninki kaç tane? Aleyha bu birinci olmamalı. Aleyha alel ma'arici. Birinci aleyha yezherune alel ma'arici yezharune. İki tane mi dersin? Evet. Aleyha yezharune ayet parantezi içinde vermiş. Aleyha ayet. Aleyha yezharune onu ayet olarak vermiş. Ha, alel ma'arici yezharune. Bak bu da olur. Aleyha yezharune demek alel ma'arici yezharune. Peki ondan sonra ne gelir? Yezharune sutu. Aleyha yezherun alel ma'arici yezherune sutuha. Bakın ikincisi parantez içinde olmasa olur. Hele o eski bir nüsha vardı. Var mı orada? Bu olursa olur. Burada birinci yezherune yoktur. Burada normal olarak yazmışlar. Ne demiş? Aleyha yezharune
Parantez mi? Parantez yok. İkincide? İkincide de yok. Yazarına sudur. İki tane yazarınadır. O zaman ikincisi parantezden çıkartıyoruz. Eğer iki tane ise mecbur bu şekilde olur. Aleyha yazarun alel ma'arici yazharun es-sutuha. Bu tefsir ne fayda verdi? Aleyha'daki demir nereye gidiyor? Ma'arice gider. Yazharun es-sutuha. Yazharun'un mef'ulü de mahzub nedir? Sutuha. Hadir ona işaret etti. Ne demek ma'ariciler üzerine zahir oluyorlar? Ne demek? Ya'lûne, ey ya'lûneha. O sütunlar üzerine ne ediyorlar? Yükseliyorlar. Oldu. Ve in kullu zâlike. Bu söylediklerimiz hepsi değildir. Lemma meta'ul hayati dünya. Lemma şedeli olursa edatul istisnadır. Yani ma kullu zalike illa meta'ul hayati dünya. Bunun tamamı değildir. Ancak dünya hayatidir. Ma'aricler sukufları altından olması, seriler, zuhruflar bunlar hepsi nedir? Ahiretle alakaları var mı? Hayır. وَاِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Bunların tamamı değildir. Ancak dünya hayatının meta'idirler, eşyalarıdırlar, süsleridirler. Başka bir şey değiller. Oldu. Demin yazarına sutuha, sutuh nesredir? Sethunun cem'idir. Oldum. Ve ma kull mana nedir ey ve ma kullu zalike illa meta'ul hayati dünya. Neye işaret etti? Lemma burada müşeddedir. İllaye istisnaiye manasındadır. Ve in kullu zalike lemma meta'ul hayati dünya. İnna fiyetun. وَلَمَّا بِمَعْنَا اِلَّا اِنِ نَافِيَدِرْ لَمَّا اِلَّا manasındadır. Mana nasıl gelir? اَيْ وَمَا كُلُّ ذَلْكِ اِلَّا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَقَدْ قُرِئَ بِهِ bazı kıraatlerde lemma yerine illa da ne yapılmış? Okunmuş. O kıraat buradaki lemma şedeli oluşuna nedir? Delildir. وَقَرَأَ لَمَا لَمَا takfifli olarak okumuş غَيْرُ عَاسِمٍ Asım لَمَا şedeli okumuş Asım'ın gayrisi لَمَا okumuşlar غَيْرُ عَاسِمٍ وَحَمْزَ Bu ikisinin gayrisi ne okumuşlar? لَمَا okumuşlar Bunlara göre ne olur? Ala enne lamme hiyel farikatu beyne inil muhafefeti ve nafiyeti. Lemma'daki ma nafiyedir. Lemma'daki lam ise o buradaki ve in kullu inne muhafefe mustakale inne inne muhafefe mustakale olduğuna delildir. Hani bazen inne muhafefenin haberinde lam gelir. Bu inne muhafefe olup inne nafiye olmadığına delalet etmek için. Lemma olursa buradaki lam inne muhafefe, inne nafiye arasının lamı nedir? Farikadır. Ve ma sılatun. Ma nedir? Hani may zayide dedim, may nafiye dedim öyle değil. Zaten ve in kullu inne nafiyedir. İnne muhafefe müstakaledir.
Lema'daki la müfarikadır, ma zaydedir. Tehkit için gelmiş. Mana nasıl gelir? Ey inne, bak in aslında artık inne olarak okuruz. Ey inne külle zalike, bu söylediğimizin tamamı le meta'ul hayati dünya, dünya hayatının meta'idir. Bak artık ma ne etmedi? Getirmedi. Niye? İn olsa lam fark için gelir. İnne olursa artık zaten inne oldu. Bellidir, barizdir, açıktır. Lam-ı farikaya gerek yok. Lemma meta'ul hayati dünya ama vel ahiretu. Ey sevabul ahireti. Ahiretin sevabı mı? Demek ki mudaf mukadder. İnda rabbike, senin Rabbin katında, lil muttakîn. Ahiret kimler içindir? Muttakinler içindir. Ne demek? Limmen yettekî şirke. Şirkten kendilerini koruyan, kendilerini muhafaza eden, şirkten uzak duranlar içindir. Ne bunlar içindir? Ahiret. Ne demek? Ahiret nimetleri, sevabı. Bu okuduklarımız iki ayetti. وَلِبُيُوتِمْ اَبْوَابًا وَسُرُّرًا عَلَيْهَا يَتَّكِعُونَ Bu 34. ayetti. وَالزُّخْرُفًا وَاِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنَّ رَبِّكَ الْمُتَّقِينَ Bu da 35. ayet. وَمَنْ يَعْشُوا وَمَنْ يَعْشُوا وَقُرِئَ وَمَنْ يَعْشَ yani aşa ya'şu gazza yağzu babından da okumuş aşiye ya'şa babından da okunmuş oldu mu olmadı وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا İkisinin, iki kıraatın arasındaki fark nedir? Lefz itibariyle olan farkı söylemiyor. Lefz biri gaza yazu, biri alime ya'lemu babındandır. Mana itibariyle fark nedir? Fark budur. Ennehu izâ haseletil afetu fi basarihi. Kişinin gözünde bir afat, bir sıkıntı olursa, bir arıza olursa, قِيلَ عَشِيَ يَعْشَى O zaman يَعْشَى okunur. عَلِمَ يَعْلَمُ babından okunur. وَاِذَا نَزَرَ نَزَرَ الْعُشْيِ Kişi üşü nezarıyla bakarsa, şaş bakışıyla bakarsa, halbuki وَلَا عَفَّتَ بِهِ وَلَا ne? وَلَا عَفَّتَ بِهِ Kendisinde herhangi bir afat olmadığı halde ne okursa, ne yaparsa, öşü bakışıyla, böyle gözünde arıza varmış gibi, şaş gözü bakışıyla bakarsa, kıyla aşağı. O zaman aşağı yaşu denilir. Oldum. O zaman ve manel kıraati bil fethi, aşağı olursa, yaşa olursa, ve men ya'me, yani aşağı yaşa olursa, gözünde arıza olursa. O zaman ve men yaşa, kim ama olursa, kör olursa, gözünde arıza olup bir şey görmese. Neden? An zikri rahmani. Kim Rahman'ın zikrine karşı kör olursa, Rahman'ın zikrini ne etmese, görmese. Rahman'ın zikri de ve vel Kur'an'ı Kur'an'dır. Bunun benzeri ke kavlihi summun bukmun umyun. Yani onlar meselum ke mesele diste ve kadar narın felemma adat mahalu zehebe rabbi nurim ve terekem ki zummat la yubsirun summun bukmun umyun fehum la yubsirun. Aynı bu ayetin manasıyla aynı kefede kalmış oluyor.
Peki وَمَنْ وَمَانَ الْقَرَاءَةِ بِالضَّمِّ وَمَانَ الْقَرَاءَةِ بِالضَّمِّ Dammeyle kıraetin manası hani yaşu okursa yaşu kıraetine göre hani yaşu gözünde arıza yok varmış gibi bakıyor, nazar ediyor. Ve men yeteame men şartiyedir yeteama sonunda lamul fil hasbe gitmiş. Ve men yeteame an zikrihi kim Allah'ın zikrinde körmüş gibi davranırsa, kör bakışıyla bakarsa, ne demek? Ey ya'rifu ennehu'l hakku, biliyor ki Kur'an nedir? Haktır. Ama ve huve yetecahelu ne eder? Tecahül eder. Nasıl? Adam kör değildir. Kör bakışıyla bakıyor. O pozisyona giriyor. Yani Kur'an'ın hak olduğunu biliyor, hak değilmiş gibi kendini cehalete, cahiliye vererek ne ediyor? Bakıyor. Demin ki manayı takviye eden summun bukmun umyun demiştik. Bu da ki kavlihi ve cehadu biha ve isteyqanetha enfusuhum. Ve cehadu biha وَاِسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُ Anlıyorsunuz değil mi? وَجَحَدُ بِهَا وَاِسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُ وَجَحَدُ بِهَا İnkar ettiler. Ama وَاِسْتَيْقَنَتْ اَنْفُسُ Nefisleri ne ediyor? Nefisleri kabul ediyor. Akılları kabul ediyor. Yakin ediyor. Ama zahre ne ediyor? Ediyorlar. İnkar ediyorlar. İşte bu manayı da bu ayet ne ediyor? Nahl suresinin 14. ayeti bu manayı ne ediyor? Takviye ediyor. Neyse ve men ya'şu an zikri rahmani kim Rahman'ın zikrine karşı ne ederse, tecahül ederse, körlük numarasını yaparsa, hak olduğunu bildiği halde tecahül ederse, bilmemeze vurursa veyahut da kim kör olup ne etmese Allah zikrini bilemese, fark etmese nukayyid lehu şeytanen biz şeytani ona musallat ederiz. Nukayyid bağlarız. Fehve lehu karinun artık o şeytan onun neyi olur? O şeytan onun karini olur, onun arkadaşı olur. Şeytan ondan ayrılmaz. İşte dikkat etmek lazım. İnsan o duruma giderse, Yüce Allah şeytan insana musallat ederse, artık insan felahi olmaz. Kale İbn-i Abbasin radiyallahu anhuma. Ne demiş? Nukayyid lehu şeytanen demiş. Nusallituhu aleyhi. Şeytani ona musallat kılarız. Fehve ma'ahu fiddunya vel ahireti. Artık o kişi dünyada ahirette o adamdan ayrılmaz. Peki dünyada ayrılmaz. Ya, ne yapar? Yahmiluhu alel ma'asi. Onu günahlara sürükler. Dünyada. Ahirette de cehennem de onunla beraber. Cehennem ateşinde yanmak dikkat edin. Cehennem ateşinde yanmak ayrı bir sıkıntı. O cehennem ateşinde kimin vasıtasıyla yanıyor? Şeytanın. Sürekli şeytanla beraberdir. Bu da ayrı bir işkence. Bakın nusallituhu yani aslında nukayyid cezmeliydi ya nusallituhu bu şekil okursak daha iyi olur. Nusallituhu aleyhi şeytani ona musallat ediyoruz.
فهو معه في الدنيا والآخرة الدنيا آخرتها أولا برابادر يحمله على المعاصي أولا معاصي لري سريك له وفيه إشارة إلا أن من داوم عليه بخن هني قرآنن إشاري تفسيرleri var منطقي معنىleri var مفهومي معنىleri var bir kelim rahat durmasan döverim mantuku budur rahat durmasan sen döverim mefhumu nedir? Rahat durursam dövme. Bak bu da ondan anlaşılır. Şimdi kim Allah'ın zikrine karşı ne olursa, gafil olursa, şeytan ona karin olur. Peki bu serih manasıdır. Mentuk mana, mefhum manası nedir? Diyor ve fi şartu ile enne men davu ve me aleyhi. Kim Allah zikri üzerine devam ederse, Allah zikrinden gafil olmasa lem yakurunhu şeytanu şeytan ona ne olmaz? Karin olmaz. Şeytan ona arkadaş olmaz. Zikre karşı kör olan veya körlüğü taslayan kişiye şeytan arkadaş olur. Ama Allah zikri üzerine Kur'an'a bağlılığını devam ettirenlere şeytan musallat olamaz, onlara arkadaş olamaz. Ne dünyada ne ahirette. Kaçıncı ayet bitti? 36. ayet de bu şekil bitmiş oldu. وَاِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ Buraya kadar mı baktınız? Yeterli olsun. Yarın da nereye kadar mutala edersin? 40 ve 41'e kadar bakın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lugati arabiyyatun hasbi bi enneki mantiki